şunu net bir şekilde kabul edelim ki Türkiye'de suikast girişiminde bulunulan lider Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ayrıca bir şehit cenazesinde önüne kurşun atılan lider Sayın Genel Başkanımız. Terör örgütlerinin hedefi durumunda. Bu nedenle Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın bu bilgiler ışığında böyle bir öneri yapması söz konusu. Bizim sadece genel başkanımıza yönelik değil, diğer parti mensubu arkadaşlarımıza, hatta genel başkanımıza daha bir süre önce bir silahlı saldırıda bulunuldu. Evet. Örgütlerimize çok yoğun bir şekilde saldırı söz konusu son dönemlerde. O açıdan özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar, yandaş kanalların ve gazetelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef gösteren, nefret suçunu içeren açıklamaları adeta bizim arkadaşlarımızı hedef haline getirmiştir. Sayın Genel Başkanımız daha önce de bu tür talepleri kabul etmemişti. Ama görünen o ki Genel Başkanımızla ilgili son dönemlerde yapılan ihbarlar, tehdit unsurlarının artmış olması böyle bir kaygı verici sürece itmiştir Sayın Başbakan'ı. Bu öneri o nedenle Sayın Genel Başkanımıza yapılmıştır. Ama tekrar altını çizerek söylemek istiyorum ki son dönemlerde Türkiye'de terör örgütlerinin hedefi durumunda ki siyasi lider genel başkanımızdır. Somut olarak da kendisine suikast girişiminde bulunulmuştur. Şayet bu tür önlemler eğer gerçekten iktidar tarafından yapılmak isteniyorsa ya da ciddi anlamda ellerinde istihbarat bilgileri varsa ve bu tehdit ve ihbarlar yoğun bir şekilde dile getiriliyorsa bunu da bizim dikkate almamız gerekiyor. Sayın Bingöl. Ve sonuçta böyle bir zırhlı araç tahsis edildi. Sadece zırhlı araç tahsisiyle bu tür var ise tehdit unsurları ya da istihbari bilgilerin önüne geçilmez. Daha farklı bir takım tedbirlerin alması gerekiyor. Nedir o tedbirler? O tedbirler az önce bahsettiğim gibi bizi hedef alan anlamsız, gerçek dışı suçlamalar ve beyanatların önüne geçmeleri gerekiyor. Hükümetin özellikle sosyal medyada direkt hedef haline getirdikleri milletvekillerimizin bu konudaki savunmasız bir durumda olmalarını dikkate almaları lazım. Yoksa zırhlı araç tahsis ettik diyerek bu işin içinden sıyrılmak mümkün değil. İleride gelişebilecek olayların ya da sadece genel başkanımıza yönelik değil, bahsettiğim gibi milletvekillerimiz açık hedef haline getirilen milletvekillerimize, parti yöneticilerimizin bu tür bir takım saldırılara maruz kalmaları halinde korkarım ki çok geç kalmış olacak. Dolayısıyla çok net tedbirlerin alınması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız bu ülke için ne yapacağını çok net bir şekilde ifade etti. Bu ülkenin menfaatleri için bir canım var, onu da vermeye hazırım diye açık açık ifade etti. Bizim bir tek derdimiz var. Türkiye bir tek derdimiz var. 79 milyon vatandaşımızın bir arada huzur içinde yaşaması. Bu açıdan siyasetçiler olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Bizi bu açıdan hiçbir şekilde terör örgütlerinin korkutması, sindirmesi, yıldırması mümkün değil. Ama bir takım tedbirlerin alınmasını da elbette doğal karşılıyoruz. Siyasi cinayetler geçmiş yıllarda ülkemizde de maalesef gerçekleştirilmişti. 12 Eylül öncesinde birçok siyasi cinayetlere şahit olmuştuk. Evet. Olabilir mi? Ben şimdiden böyle bir dramatik bir söylem içerisinde bulunmak istemiyorum. Ama umut ediyorum ki el birliğiyle terörün üstesinden geliriz. Sadece siyasi cinayetçiler değil, hiçbir vatandaşımızın burnu dahi kanamaz. Bunun için ne yapmalıyız da bakmalıyız. Bunun için bir dayanışma ruhu geliştirerek siyasetçileriyle, basınıyla, akademisyeniyle hepimiz el birliğiyle bunun önüne geçmenin arayışı içerisinde olmalıyız. Yoksa biz takdir ilahi deriz, canımız feda deriz ülkemiz için, vatandaşlarımız için. Evet. Hiçbir şekilde bizi korkutamazlar, yıldıramazlar. Ama önemli olan bir birliktelik, bir dayanışmayı ortaya koyarak bu terörü bu ülkenin başından def etmek, terör belasını sonlandırmak, buna bakmamız lazım.